Niğde, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Niğde'de hayvan mezarlığına köpeklerin toplu halde gömüldüğünü fark ediyor orada hak savunucuları. Bir tanesi mahallelinin beslediği, hamile de olan, üç bacaklı, bütün mahallenin de sevdiği falan bir köpek. Belediye başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Hayır efendim, bunlar barınaktaki köpekleri öldürmedik biz. Bunlar zaten burası hayvan mezarlığı, zaten olmuş olan köpeklerdi falan diye, ama iş galiba hiç öyle değil. Tuğba Gürsoy, Niğde Barosu'ndan. Tuğba Hanım merhabalar. Şimdi siz bu olayı takip ediyorsunuz. Ben bir girizgah yapmaya çalıştım ama dünden beri şeyle şok olduk. Öldürülmüş köpekler. Daha yeni yasa yürürlüğe girdi. Malumunuz yasa yürürlüğe girdi. Yasa uyarınca köpekler barınaklara alınacak. Efendim, sözde hasta olanlar, saldırgan olanlar da öldürülecek. Şimdi bu yasa bile tartışılıyor. CHP'li belediyeler uygulamayacağız diyor. Ne yapmış AK Parti belediyesi? Ön mü almış? Hevesle köpekleri mi öldürmüş? Hangi köpekler niye öldürülmüş? Nevşin Hanım, vallahi yasayı falan beklememişler belli ki. Çünkü yani yılların tecrübesi, hayvan hakları ile uğraşıyoruz. Hak savunuculuğu, hak ihlali takipleri yapıyoruz. Bu 3-5 günün meselesi değil. Yani 2 Ağustos'ta resmi gazeteye düştü bu yasa. Hadi hop biz toplayıp öldürelim meselesi değil. Çok net tablo ortada. Pazar gece gibi bize bir ihbar geldi Ankara Barosu'na. Ve pazartesi sabahtan yola çıktık. 3 arkadaş, avukat arkadaş. Niğde'ye geldik. Şimdi belediye bakım evini gezdik. Koskocaman aşırı süslü püslü bir barınak, gerçekten bu işlerde hiç anlamayan bir kimse oraya gitse o bakım evini çok güzel zanneder, hayvanları şahane zanneder. Öyle ki köpek oyun alanı yapmışlar, eğitim veriyoruz diyorlar filan, biçim inanılmaz. Sonra mezarlık alanına gittik. Bakın, mezarlık diye iddia ettikleri yer ve zoonoz hastalık sahibi hayvanları defnettik oraya diyorlar. Etrafı tamamen açık, sadece bir tabela koymuşlar ve çok enteresan, kazı yapılamaz diye de bir tabela eklemişler. Şimdi sen zoonoz hastalık riskli hayvanı oraya, kendi iddiaları öyle defnediyorsan, birincisi kireçleme metoduyla ve üstü tamamen kapatılarak ve ilçe tarıma bunun bilgisi verilerek defin yapılması gerekir. Bir yalanları orada ortaya çıkıyor. Etrafını madem neden çitle çevirmedin, bu kadar halk sağlığını düşünüyorsan, ikinci orada ortaya çıkıyor. Gönüllüler bu olayı fark ettikten sonra, yani şimdi bir yıldır sürekli bakım evindeki köpek sayısı azalıyor. Çevreden köpekler kayboluyor. Mezarları fark ediyorlar ve mezarlıkta günlerce sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Gönüllülerin bize söylediği şey şu: her gün işte sabaha karşı saatlerde onlarca hayvan, kedi ve köpek dahil getiriliyor, ölüm çukurlarına atılıyor. Yani dolayısıyla aklımıza dalga geçmesinler, belediyenin Bunlar açıklamalarını. şey mi? Sağlıklı köpekler mi? Onları tespit etmişler. Bakın, bakım evinde sürekli olarak gördükleri üç bacaklı engelli köpeklerin pek çoğunu orada bulmuşlar. Ölüm çukurlarını biraz kendileri kazmışlar. Zaten çok kapatılmamış, bir karış toprak atılmış üstlerine. Bir bakmışlar ki barınakta kaybettikleri, sokaklarda kaybettikleri köpekler oralara atılmış. Ya az değil, yaklaşık 1.000 tane Bir kedi dakika, köpek şimdi var. belediye diyor ki yok yok, hasta olan biz hasta köpekleri öldürdük diyor. Tamam, Öyle, o kayıtları köpekler öldü mı? diyor. O zaman ona göre gömülmesi lazım diyorsunuz. Bir Evet. tane de içlerinde mahallenin sevdiği, tanıdığı o siyah üç bacağı olan köpek çıkıyor. Bir hastalığı Evet. falan, yani birden mahalleden kaybolmuş. Demek ki Doğru. bunlar hani Nazilerin yaptığı gibi ya bütün engellileri öldürelim diye düşünüp öldürdüler herhalde. Nasıl öldürüldü acaba bu hayvanların bilgisi var mı size, geldi mi içeriden bilgi? Şöyle bir bilgi geldi maalesef, çok kötü bu kısmı. Gönüllüler bu mezarlık alanlarına gittikten sonra, zaten azıcık kazıldığı anda çıkıyor ne olduğu ortaya. Hayvanların ağızlarından, burunlarından kanlar gelmiş. Yani bu ötenazi ilaçlarıyla çok masumane öldürme şekilleri falan değil. İktidar hep öyle sundu ya, biz acısız öldüreceğiz hayvanları diye. Acısız falan değil. Ağzından burnundan kan gelmesi. Yani ben avukat halimde şunu söyleyebilirim: akciğeri patlamıştır, solunumu kesilmiştir. Oldukça acılı ölümler bunlar. Ve dahası, şimdi bu ilaçların ilçe tarımda kayıtlarının olması gerekiyor. Bu ilaçlar işte sayılarıyla, seri numaraları falan geliyor. Bu ölümleri normal ötenazi ilaçlarıyla yapamayacaklarına göre, ya zehir aldılar, ya ne bileyim çamaşır suyu, çok gördük örneklerini. Yani bunun gibi kayıt dışı ilaçlarla bu işlerin yapılmış olma ihtimali kuvvetle muhtemel.
Ki üç bacaklı köpekler aslında hayatlarına çok sağlıklı ve normal bir şekilde devam edebilirler. Çok var bizim de üç bacaklı köpeği olan arkadaşımız. Kendileri fark etmiyorlar bile aslında üç bacaklı olduklarını. Hayatlarına normal devam edebiliyorlar. Yani iyileştirilemeyen hastalığı olan için. Demek ki herhalde bunlar bütün köpekleri anladığım kadarıyla bunlar tabii şimdi fark edilenler. Fark edilene kadar kaç köpek öldürüldü kim bilir? Yani kabaca bir hesap yaptık. 1.000 civarı kedi köpekten bahsediyoruz son 7-8 ay içerisinde. Yasa dediğim gibi beklenmemiş. Ve işte 3 avukat gittik, bakım evini gezdik ve şunu sorduk. Geçen sene burada kaç tane tehlike arz eden ırk vardı? 60 civarı dediler. Biz 2 tane saydık. 58 tanesi Hepsini nereye gitti? öldürmüşler. Kayıtları gösterir misiniz diyoruz. Ya yani şimdi yasaya göre de kayıt tutması lazım. Her giren, her çıkan hayvanın kaydının tutulması gerekiyor. Kayıtlar gösterilmiyor. Kamera kayıtları vardı. Hadi onları görelim. Belediye madem bu kadar her şeyi düzgün yapmış, o zaman bütün kamera kayıtlarını çıkartsınlar. İlaç kayıtlarını, ölüm kayıtlarını, veteriner hekim raporlarını hepsini çıkartsınlar. Biz de özür dileriz. Biz hata etmişiz diyelim ve savcılık şikayetimizi geri çekelim. Belediye başkanının açıklaması var zaten. Bu yasa daha çıkmadan önce kendileri barınaklara toplamaya başlamış köpekleri. Görmüşsünüz zaten eğer dediği gibi ise barınaklara topladılarsa yasa daha çıkmadan önce zaten mevcut barınakta binlerce köpeğin olması gerekir. Ama yok anladığım kadarıyla. Maalesef şehrin içinde de yok. 2-3 saat boyunca şehrin sokaklarını arabayla gezdik. Yok hayvan yok. Ya yani bakım evine gittiğimizde de bunu sorduk. Ya hava sıcak ondan siz görmüyorsunuz filan dediler ama buranın da gönüllüleri var. Yani kendi çapında uğraşan, mücadele eden insanlar var. Şu Evet. ölçümdükleri şeyler. Evet. Anladım. Şimdi peki ne yapacaksınız? Orada devam ediyor anladığım kadarıyla avukat arkadaşlar araştırmalarına. Şu an ben az evvel yayından önce Niğde Adliyesi'ne geldim. Diğer avukat arkadaşlarımız da savcı beyle görüşmeye çalışıyorlar. Çünkü bakın kaybolan deliller var şu an. Mezarlarda o hayvanlar çürüyor. Ölüm sebepleri, kaç hayvan gittiği, yaklaşık ölüm tarihleri tespit edilmedi. Pazartesi günü biz bu suç duyurusunu yaptık. Şu an tam 2 gün kaybetmiş durumdayız. 2 gündür çürüme devam ediyor. Şu an avukat arkadaşlarımız adliye binasında savcıyla görüşme yapmaya çalışıyorlar. Amacımız da şu, evet soruşturma iznine tabi bir dosya ama hukuk şuna engel değil. Savcı olarak bütün delilleri toplarsın. Ondan sonra soruşturma izni talep edebilirsin. Çünkü deliller kayboluyor. Biz işte yayından sonra onun mücadelesine devam edeceğiz. İkna edebilirsek eğer savcıyı mezarların açılmasını ve hayvan sayısı ve ölüm sebeplerinin tespitini talep edeceğiz tekrar. Şöyle bir soru var. Şimdi bu yasa uyarınca yasa çıktı ya hemen köpeklerin toplanması mı gerekiyor sokaklardan? Çünkü yine troller inanılmaz hareketli son birkaç gündür ve işte oh iyi olmuş daha ne zaten böyle olacak hepsi toplanılacak itlaf edilecek nedir falan diye bunlar kendi kendilerine kendileri para verip trollere bu operasyonları yaptırıp ya da trollerle bu ilişkilere girip sonra kamuoyu yaratıp üzerinden bu yasayı çıkardılar ya. Şimdi bir an önce öldürme şeyi başlasın propagandası yapıyorlar, yaptırtıyorlar. Böyle bir şey gibi, kısır döngü gibi bir sistem işliyor Türkiye'de. Şu anda yasa uyarınca hemen köpeklerin toplanıp barınaklara kapatılması mı gerekiyor? Hayır, öyle bir zorunluluk yok. Zaten 300 küsür tane belediye bakım evi ancak var. Yasanın gerekçesinde Türkiye'deki bütün bakım evlerinin kapasitesi 105 bindendi ve hayvan sayısı 4 milyon dendi. 3 milyon 900 bin tane hayvanı ne yapacağımız mevzusu bu yasa aslında şu an. Bunların barınakları kapatılması demek, toplanması demek, onları öldürmek demek. Ama yasayı önümüze koyanlar ve ısrarla bu yasayı savunanlar, hayır bizim derdimiz hayvanları öldürmek değil dedi. Eğer şu an bu yasayı arkalarına alarak bakım evleri yoksa ya da kapasiteleri yoksa hayvan toplama işi yapıyorlarsa hayvanları %100 ölüme gönderiyorlar. Bu tartışmasız. Dolayısıyla şu an belediye bakım evlerinin, bakım evi olmayan belediyelerin toplama yapması yasal değil esasen. Tamam, o zaman biz vatandaş olarak diyelim geldik sokaktaki köpeğin toplamaya çalışıyor belediye itiraz edebilir miyiz? İtiraz edebiliriz ve buradaki dayanağımız halen geçerli olan 5199'un 28A maddesi. Halen hayvana acımasızca muamele yasak. Hayvanı öldürmek, zarar vermek, yaralamak yasak. Şimdi bakım evi olmayan bir belediye bu toplamayı yapıyorsa hayvana acımasızca muamele suçunu işliyor demektir. Dolayısıyla hayvana karşı bir suç işlemelerini engellemek adına da bu yasanın 28A maddesine dayanarak toplamalara engel olabiliriz. Anladım. Peki çok teşekkür ederim Tuğba Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun, hoşça kalın.
Evet, durum bu. Şimdi böyle görüntü zaten başından beri bu yasa çıktığı zaman söylemiştik. Muhtemelen bu görüntüler AK Partili, MHP'li, BBP'li, yani Sivas'ta muhtemelen korkunç şeyler oluyor. Olduğu yerlerden bu görüntüler gelecek. Buradan da yine bir hem toplumsal kutuplaşma devşirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne zaman ki böyle şiddet, vahşet gündem olursa kendi tabanını konsolide ediyor. Ya bir savaş, ya bir toplumsal itiş kakış, ya bir toplumsal huzursuzluk. Artık AK Parti'nin normali bu. Yani ülkeyi böyle yönetmeye alışmış oldukları için başka türlüsünü bilmiyorlar. Yani bir toplumsal barış uzlaşma ortamında nasıl yasa yapılır? Bir toplumsal barış uzlaşma ortamında nasıl bir ekonomi programı takip edilir? Böyle bir know-how AK Parti'nin yok. Çünkü yok. İdeolojik olarak tohumlarında da yok. Olan kadroları tasfiye etti. Sadece böyle yönetebiliyor Türkiye'yi. Devamlı bir iç çatışma, bir savaş, bir korkunçluk, bir ölenler, bir yas, bir korkutma. Devamlı bunun olması gerekiyor hayatımızda. Çünkü AK Parti siyaseti bu artık. Ve buradan da çıkabileceğini zannetmiyorum ben. İşte bir dönem normalleşme şu bu falan dedik. İşte Bahçeli ile acaba başka bir şey olur mu, denge kurulur mu falan. O da olamıyor. Çünkü DNA'sına işlemiş artık. Bilmiyor işte. O geliyor toplantı, belediye toplantısı, senin topuğuna sıktırırım diyor. Öbürü gidiyor köpek öldürtüyor. Öldürttüğü köpeği trollerini kutlatıyor falan. Tamam mı? Böyle bir ölümü kutsatıyor. Ölümü öldürmeyi. Herhalde öyle de şey mesajı mı veriyor? Bugün köpeklere, yarın insanlara mesajı veriyorlar ya trolleri üzerinden. Devamlı bir huzursuzluk. Herkes huzursuz. Herkes mutsuz. Böyle bir kaos içerisinde. Resmen bu Orta Doğu'nun sürekli savaş, huzursuzluk şey halini ithal ettiler ya. Zorla yani bu Müslüman kardeşler ideolojisine tutuna 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 bunu Türkiye'ye ithal ettiler ve bir kara bulut gibi üzerimize çöktürdüler yani. Bunun Türkçesi budur.